Line TV ekranlarından bu programından herkese yürek dolusu merhaba. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta olduğu üzere şiirlerle, türkülerle yüreklerinize dokunmaya çalışacağız. Böyle artık kış ayını da iyiden iyiye hissetmeye başladığımız Kasım'da aşk başkadır tırnak içerisinde cümlesinin biraz daha vücutlarımıza, ruhlarımıza, kalplerimize sirayet ettiği şu günlerde herhalde biraz daha iyi gelir diye düşünüyorum türküler, şiirler. Bu güzel mevsimin içerisindeki yağışlar da eğer beslerse biraz daha duygu dünyamız genişler, biraz daha ruhumuz, bedenimiz, kalbimiz, kelimelerimiz, notalarımız, türkülerimiz beslenir diye bir düşünce içerisindeyim. Programlarda belli başlı zamanlarda söylüyorum. İzleyenler, takip edenler mutlak suretle hatırlayacaklardır. Yazanın, çizenin, çalanın, oynayanın eğer bir yakıtı varsa bu mutlak suretle yağmurdur diyorum. Yağmurun güzel, özel bir anlamı vardır herhalde üretenler için. Ki sadece üretenler için değil aslında. Yağmur yağıp da bir camın kenarında iyi bir kitap okuyan varsa, iyi bir türkü dinleyen varsa, o kitabı okuduğu, o türküyü dinlediği anda diğer mevsimlere göre herhalde bir yağmur yağdığı zaman diliminde ona daha fazla tat verir diye düşünüyorum ki çokça örneği de vardır. En azından ben onlardan bir tanesiyim. Çok kıymetli yine konuklarımız var stüdyomuzda. Türküleri, ezgileri onların sazlarından, seslerinden ve yüreklerinden dinleyeceğiz. Şiirleri de yine bildiğiniz üzere naçizane benim sesimden sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Hüseyin abi hoş geldin. Hüseyin Özdemir stüdyo konuğumuz. Özkan Ergün stüdyo konuğumuz. Zeki Yıldırım stüdyo konuğumuz. Böyle Hüseyin abi sazıyla Özkan Hoca ve Zeki Hoca da sözleriyle, türküleriyle programda bizlerle birlikte olacağız. Hüseyin abi seni tanıyoruz ama yeni gelen konuklarımızı çok kısaca tanıyalım. Özkan Bey hoş geldiniz. Mikrofonu alırsak, mikrofona konuşursak, ekran başındaki kıymetli izleyenler de sizleri tanımış olsunlar. Çocukluğumdan beri Bursa'dayım. Artık ticaretle uğraşmayı bıraktık, emekli hayat yaşıyorum. Türkülere gönül verip, evet, türküleri söylemeye, okumaya, evet, devam ediyorsunuz. Evet. Eyvallah. Hüseyin abiyle zaten yolu kesişip de türkülerden uzak kalmak biraz aynen zor bir durum. Ondan feyiz alıyoruz, onunla birlikte başladık diyebilirim. Eyvallah. Zeki Bey. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de aslen Erzurumluyum ama doğduğumdan beri Bursa'dayım. Artık Bursalı sayılırız. Ama ezgilerimiz, işte türkülerimiz, bağlamamız gene aynı şekilde içimizde var. Yöresel olarak Hüseyin Hocam da bize fazlasıyla katkı sağlıyor bağlamasıyla. Teşekkür ediyoruz. Hep beraberiz gönül gönüle. Türküler, eyvallah, ortak dilimiz. Eyvallah. Aynen öyle. Ezgiler, türküler, müzik ortak dilimiz. Evrensel de bir dil zaten. Dünyanın, evet, her yerinde geçerli bir dil. İlk türküyü kimden dinliyoruz? Hadi buyurun. Anlatır durur bizim oranın yaşlıları. Feryat ediyormuş gramofondaki köpek. Ağlatıyormuş akşam alacasını hafız. İşte öyle bir gündü der bizim oranın yaşlıları. Kumrular hiç kur yapmamış o gün. Hiçbir Ferhat dağları delmemiş mesela. Hiçbir Kerem yanmamış sevdasıyla. Durmadan onu söyler bizim yaşlılar. Hiç iz yokmuş gözlerimde sevdaya dair. Doğuştan ölüydün derler sevdadan yana. Onun için sarı hüzünle okşamıştık seni.
soğuk yüzünü okşarcasına ölümün. Eğer bir hikayen yoksa sevdaya dair, bir kadının kokusu okşamıyorsa ellerini ve şarkılar ağlıyorsa eğer doğduğun yerde, dediğine inanmak gerekir bizim oranın yaşlılarının. Oysa bizim oralarda her yeni doğum bir sevda şölenidir, bir kumru ayinidir. Kurt, kuş, börtü, böcek sevişir o gün. Lodos Poyraz'la kıble yıldızla sevişir. Ah, ağlat hafız ağlat akşam alacasını. Hikayem yok anlatacak sevdaya dair. Kadın kokuları hiç okşamadı ellerimi. Pencereme baykuş konar kumru yerine. Nasıl olsa eksi yazmaz ölümüm benim. Öldür hafız, öldür beni sevda şarkılarında. Öldür hafız, öldür beni sevda şarkılarında. Düşünceler ömrüm oldu, gitti geldi beni buldu. Yıkılacak neyim kaldı, deli gönlüm, abdal gönlüm, deli gönlüm, abdal gönlüm. Yıkılacak neyim kaldı, yıkılacak neyim kaldı, deli gönlüm, abdal gönlüm. Akarsuyum bilemedim, bir kararda duramadım. Ben sırrına eremedim, deli gönlüm, abdal gönlüm, deli gönlüm, abdal gönlüm. Ben sırrına eremedim, ben sırrına eremedim, deli gönlüm, abdal gönlüm. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Güzel bir Muhlis Akarsu türküsüydü efendim. Şiir de Hasan Öztürk'e aitti. Ağlat hafız, ağlat beni sevda şarkılarında. 29 Ekim'de çektiğimiz özel bir program vardı Cumhuriyet Bayramı'nda. Mayra bile kulaklarını çınlatmıştık. Daha doğrusu rahmetle dilemiştik. Çünkü artık bu dünyadan göçtüler. Nevzat Şenol'un ve Ali Aksoy'un sesinden dinlemeye alışık olduğumuz güzel bir şiirdi. Şiir anlamında çok şey katmışlardır herhalde. Özellikle Nevzat abi. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda yaptığı programla o dönemin izleyicileri, o dönemin yaşayanlarının çok ciddi bir kısmının, ciddi bir kesiminin tanıdığı bir oyuncu ve seslendirme sanatçısıydı. Nevzat Şenol, kendisine de bir kez daha rahmet dileyelim buradan. Bir Ahmet Telli şiiri okuyacağım, bir de Ahmet Arif şiiri okuyacağım peş peşe. Zeki Hoca'nın, Zeki Yıldırım'ın türküsünün arasında. Hadi Hüseyin abi, buyurun. Akılsız baştan gayrı nem kaldı,
nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Anısı biz olalım bu sokakların. Öpüşmediğimiz tek bir saçak altı bile kalmasın. Biz yürüyelim, kent güzelleşsin. Yeni sevinçlere benzeyen gürültüsüz sözcükler bulalım. Biz gelince bir yağmur başlar. Yüzün çizilir buğulanan camlara. Akasyalar, köprüler birdenbire ve her avluda adınla anılan çiçekler sulanırlar akşamüstleri. Belki yeniden güzelleştiririz adları değiştirilen parkları. Perdeleri hiç açılmayan evlerde ışıklar yanar, çocuk sesleri duyulur. Tanıdık sevinçler dolarlar yeniden kendi sesini kemiren alanlarda. Anısı biz olalım bu sokakların. Hiç durmadan yağmur yağsın ve biz gürültüsüz sözcükler bulalım. Sarmaşıklar fısıldaşsınlar yine kendi aralarında. Gidersek birlikte gideriz, yeni sevinçler buluruz hüzne benzeyen. Yeni sevinçler hüzne benzeyen. Mahzuni şerifim çıksam dağlara, rast gelsem de avcı vurmuş merala, doldur tüfeğini beni yarala, bir yaralı döşten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Eyvallah, güzel bir Mahzuni Şerif türküsüydü efendim. Nem kaldı. Türkünün kıyısından köşesinden ilgilenenlerin hemen hemen hepsinin bildiği bir türküdür nem kaldı. Güzel de, keyifli de, hoş da, birçok şeyi anlatan, birçok içinde derin manası olan bir türküdür. Bazen insanın elinde hakikaten de tüm yaşamdan sonra beklediği, istediği şey olmayınca yitip giden yıllara doğru böyle geriye dönüp baktığında bir şey kalmadığını görür. Ya da o aradığı şey eğer elinde kalmadıysa nem kaldı ki der. Bunun parayla, pulla, dünyanın içinde yer alan somut şeylerle alakası çok da yoktur aslında. Biraz daha somut şeylerdir, biraz daha duygunun yoğun olduğu, biraz daha hissedilenin, aşkın, özlemin, sevdanın yoğun olduğu bir his yumağıdır diyebiliriz herhalde. Nem kaldığı da öyle anlatmış işte. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Padişah değilim çeksem otursam, saraylar yaptırsam, asker yitirsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı. Eyvallah, Mahzuni Şerif'e de rahmet dileyelim efendim. Yattığı yer incitmesin onu da. Bir türküyle, bir şiirle daha devam ediyoruz elbette programımıza. Yine sazla, sözle ve kelimelerle. Akçadağ'ın düzüne canım oy oy oy, gülüm oy oy oy, buğday ektim yüzüne canım oy oy oy.
yüzüne gülüm oy oy oy. Ben gönlümü kaptırdım canım oy oy oy. Gülüm oy oy oy. Bir zalimin kızına canım oy oy oy. Bir zalimin kızına gülüm oy oy oy. Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim. Ellere mesi etme, gel, ay karanlık. İtten ağaç, yılandan çıplak, vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş etme, gel, 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 ay karanlık, karanlık. Akçada köy yazı canım oy oy oy. Gülüm oy oy oy. Şu gelen kimin kızı canım oy oy oy. Şu gelen kimin yâri gülüm oy oy oy. Beni bir güzel vurdu canım oy oy oy. Gülüm oy oy oy. Açtı kalbime sızı canım oy oy oy. Açtı bağrıma sızı gülüm oy oy oy. Eyvallah, yerinize sağlık. Yine güzel bir türküydü. Böyle bir sen hocam, bir sen okuyunca çok yorulmuyorsunuz herhalde. Onun için çok ara vermeyelim, devam edelim. Eyvallah Hüseyin abi, devam. Bir türkü, bir şiirle daha. Sallanmadık dalımıza kadar, leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Sallanmadık dalımıza kadar, leyli de leyli, leyli de leyli. Dost dostunu arzularsa, dost dostunu arzularsa, aşılmadık
yol mu da kaldı? Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Aşılmadık yol mu da kaldı? Leyli de leyli, leyli de leyli. Bu kenti terk ediyem. An Zılha'da kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Kaçak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Unutmam deme biye, unutacaksan davulları uranda unutmalısan. Yoksa nasıl yaşayabilir insan? Hani nar ağaçları çiçek açardı ya, hani Urfa divanı çalınırdı ya sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açandan nar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri, seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte ağın yakacak beni. Beni düşünmedin, kendini düşünmedin. Çocuklarını düşün. Beni esrik seni tutsak eden töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir Zila. Toprak olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin, sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bilisen bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Sen görmesen de ben görmesem de ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek. Bu kara yazgı değildir Zilan. Zilan, Zilan, Zilan. Minnet eylesem o yâlem, minnet eylesem o yâlem. Olur mu bu derdime çare? Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Olur mu bu derdime çare? Leyli de leyli, leyli de leyli. Hiç kimsem yok yaram zara, hiç kimsem yok yaram zara. Sarılmadık dert mi de kaldı? Leyli de leyli, leyli de leyli, leyli de leyli. Sarılmadık dert mi de kaldı? Leyli de leyli, leyli de leyli. Eyvallah. Zilan Urfa yöresi şiiridir. Bilenler bilirler. Urfa ağzıyla okunması gerekir. Böyle dilimiz döndüğünce okumaya çalıştık. Celal Ülgen'in dizeleridir. Ülkenin yetiştirdiği önemli hukukçulardan biridir Celal Hoca, Celal Ülgen. Özellikle Balyoz Ergenekon sürecinde o içi bomboş olan siyasi yıllarda diyelim, alakasız yıllarda diyelim, dik duruşunu ve omurgasını net bir şekilde ortaya koyan çok önemli hukukçulardan biridir Celal Hoca. İlerleyen yaşına rağmen Türkiye'de yetişmiş birçok hukukçunun da hocasıdır aynı zamanda. Celal Ülgen'e selamlarımızı, saygılarımızı bir kez daha gönderelim. Onun müsaadesiyle okurum Zilan şiirini ki ara sıra da böyle, şimdi artık yaşı biraz daha ilerledi, geçmiş yıllarda özellikle. Ara sıra telefonda da konuşup hukukun yanı sıra böyle ara sıra edebiyat, şiir sohbeti de yapmıştık. Celal Hoca'ya selamlarımızı, saygılarımızı göndermiş olalım. Hangi türkü dinliyoruz hocam? Hozalı Gelin. Erdal Erzincan'ın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz, benim de sevdiğim bir türküdür. Aşağıdan gelir Hozalı Gelin. Hadi buyurun.
sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında herkes uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, öteki serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devleri. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses, kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın şu karanlık sokakta. Şu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Eşi. Aşağıdan gelir hozalı gelir, topla fistanını, toz olur gelir, topla fistanını, toz olur geri. Kaldırsam peçeni, baksam yüzüne, eller arif olmuş, söz olur geri. Eller arif olmuş, söz olur geri. Vay beni beni de, yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni. Gece uyutmuyor sevdalar beni. Bu gecenin ayak ayak üstüne atmış yalnızlığından selamlayacağım sabahı. Taze ekmek yemeyecek kadar telaşlı, gazete sayfalarını rastgele çevirecek kadar umarsızım bugün. Kaygılı bir gecenin kavuşmazlığı, loş bir koridor boşluğu, birazdan sabah olacak, yarışı eğri, yarısı doğru. İşte böyle bir gecenin sabahından selamlayacağım güneşi ve az evvel bizi terk eden ayı ve seni. Yüce dağ başı
var yarimin yanına, varmasın yadımar yarimin yanına, varmasın yadımar mezarım üstünde dikilen otlar, sızlıyor her yanım yar diye diye, sızlıyor her yanım yar diye diye. Vay beni beni de yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Kaldırımlar Necip Fazıl Kısa Kürek dizeleriydi. Bildiğiniz üzere türkünün ikinci arasında okumuş olduğum satırlarda nacizane bana aitti efendim. Seslendirmeye çalıştık. Bu güzel türkünün arasında programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru gelirken Zeki Yıldırım'dan bir türkü daha dinleyelim efendim. Sen okuyorsun değil mi hocam? Evet. Eyvallah. Mecnun gibi dolaşırım çöllerde, Mecnun gibi dolaşırım çöllerde, hayal beni savuruyor yel gibi. Ah çeker ağlarım gurbet ellerde, durmaz akar gözüm yaşlı sel gibi. Ah çeker ağlarım gurbet ellerde, durmaz akar gözüm yaşlı sel gibi. Hesapsız günlerim gelip geçiyor, hesapsız günlerim gelip geçiyor, varıp sırrım yadellere açıyor. Evvel beni bildi şimdi kaçıyor, beni görüp saklanıyor el gibi. Evvel beni bildi şimdi kaçıyor, beni görüp saklanıyor el gibi. Aşkın beni deryalara daldırır, aşkın beni deryalara daldırır, bir de bağlatır da bir de güldürür. İster azat eder ister öldürür, aşık Veysel kapısında kul gibi. İster azat eder ister öldürür, sefil Veysel kapısında kul gibi. Aşık Veysel'in güzel bir türküsüdür bu da değil mi?
Eyvallah. Parçasıdır. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz haftalarda Veysel'le ilgili özel bir program yaptık. Böyle hem hayatını anlatmaya çalıştık, hem onun türkülerinden böyle bolca bir demet sunduk kıymetli izleyen ve dinleyenlere. Yine onun bir türküsünü de sizden dinlemek hayli keyifliydi. Programımızın yavaş yavaş artık sonuna geldik. Özkan Ergün'le başlayalım. Neler söylesiniz hocam son olarak sizi izleyenlere, dinleyenlere? Gene mikrofona konuşursak iyi olur. En azından duyulsun. Parçayla bitirelim. Biz de burada olmaktan mutluyduk. Teşekkür eyvallah, ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Zeki Bey. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Hüseyin Hocam bağlamasıyla beraber bizi her yerde yani sesimizin katkısıyla mutlu ediyor, keyiflendiriyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Bu vesileyle size de çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. İşte, sağ olun. Dilimizin döndüğü kadar gayet iyiydi, gayet güzeldi. Sağ olun. Gayet keyifliydi. Eyvallah. Efendim ben kapanışı gerçekleştireyim. Sonrasında kısa bir türküyle programımız sona ermiş olsun. Hüseyin Özdemir, Özkan Ergün ve Zeki Yıldırım stüdyo konuklarımızdı. Sazlarıyla, sesleriyle, yürekleriyle bizlerle birliktelerdi. Bizler haftaya yeniden buradayız. Şiirleyiz, şarkıylayız, sanatlayız. Sizler de oralarda olursanız bizleri ziyadesiyle mutlu edersiniz. Son bir eserle haftaya görüşmek dileğiyle. Yüreğimle. Ağzındaki dile ben, gelin dile ben.